Ankara'dan Türkiye Handbol Federasyonu'nun eğitim ve kamp merkezinden tüm izleyenlerimize öncelikle merhaba. Evet, bugün Türk Handbol'unu konuşacağız ve Türk Handbol'unun direksiyondaki ismi Sayın Federasyon Başkanı Uğur Kılıç konuğumuz olacak. Sayın Başkan, öncelikle göreve yeni geldiniz. Aslında daha önceki yönetimlerde de bulunmuştunuz. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yeni bir yönetimsiniz ve icraatlara da başladınız. İsterseniz buradan başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Tabii. Çok yoğun bir süreç yaşıyoruz. Hızlı bir giriş yaptık aslında. Program çok dolu. Milli takım faaliyetleri, işte milli takımların yeniden yapılanması ile ilgili birçok çalışmamız var. Handbol bizim için büyük bir tutku. Bu sihirli topun etrafında buluşmuş herkes bizim için çok değerli. Altyapı anlamında çalışmalarınız ne yönde? Türkiye'deki handbol seviyesi nedir açıkçası? Ben bilmiyorum. Sizden ilk ağızdan duymak isteriz. Aslında handbol okullarla ortaya çıkmış bir spor. Ve okullarda her zaman çok kuvvetli oldu. Okullarda çok aktif olduk. Ve şu an okullarda yaklaşık 30-35 bin sporcumuz var. Altyapılar bizim için çok değerli. Her branş gibi altyapılarda var olmazsanız, doğru sporcuları ortaya çıkartamazsanız, sporculara yatırım yapamazsanız branşın üst seviyelerde başarılı olma olasılığı yok. Bunun için biz eğiticilerin eğitimiyle başlayacağız tüm serüvene ki Handbol Gelişim Direktörlüğü'nü kurduk. Orada Antrenör Akademisi'ni kuracağız. Handbol Federasyonu Antrenör Akademisi. Orada yurdun dört bir yanındaki antrenörlerimizi uluslararası standartlarda eğiterek Handbol Akademi takımlarının oluşmasını sağlayacağız. 10-12 yaş gruplarıyla birlikte. Hedefimiz başlangıçta 200'e yakın kadın ve erkek takımını ortaya çıkartmak. Aynı zamanda okullarda handbolu tekrar eski görkemli günlerine döndürebilmek için çok büyük bir avantajımız var. Neden? Çok önemli milli takım seviyelerinde oynamış, milli takım seviyelerinde yüzlerce defa, onlarca defa milli takım formasını giymiş sporcularımız okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Onların tekrar takımlar çalıştırması, okullarda daha aktif bir şekilde hareket etmesi için işte bu geri dönüş çağrısını yapmamızın temel nedenlerinden biri de o aslında. Altyapıyı canlandıracağımıza inanıyorum. Sayın Başkan, benim de bir oğlum var 8 yaşında. Mesela onu da ben handbol oynamasını gerçekten çok isterim. Peki handbol sahalarına ulaşma anlamında öğrenciler, gençler, yeni yetişen, alttan gelen bireyler rahatlıkla ulaşabiliyorlar mı? Bu anlamda bir zorluk yaşıyorlar mı? Şöyle söyleyeyim, aslında hikaye bizde şu an sadece okuldan başlıyor. Basketbol ve voleybolda olduğu gibi spor okulları çok yoğunlukla yok. Aslında handbol akademi takımlarının da bir nebze bu boşluğu doldurmasını istiyoruz. Orada her ilde farklı organizasyonlarla sizin çocuğunuz gibi handbol oynamak isteyecek gençlerimizin handbola ulaşmasını handbol akademi takımlarıyla sağlamak istiyoruz. Ki orada çok daha uzman, profesyonel antrenörlerle çalışma imkanları olacak. Peki şimdi baktığımız zaman Sayın Başkan, milli takımlar düzeyine ben gelmeden buraya bir kontrol ettim. Şöyle sıralamalara baktım. Avrupa'ya baktığımızda yaklaşık 30 ülke arasından kadınlarda 14. sırayı da tamamlamışız geçen yılı. Erkeklerde ise durum birazcık daha aslında iç karartıcı. 21. sırada gördüm takımımızı. 20. sıradan 21. sıraya gerilemiş. Milli takımlar düzeyinde Türkiye'nin yeri sizce burası mı olmalı ya da neresi olacak, neyi hedefliyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde burası olmamalı. Yani sizin baktığınız listenin içerisinde olmayan takımlar da var. 50 takımdan oluşuyor Avrupa'daki ranking. Bizler işte 20'ler etrafındayız. Kesinlikle olmamamız gereken bir yerdeyiz. Burası 84 milyon insanın yaşadığı ve genç nüfusun çok yoğun olduğu her ilinde, her ilçesinde spor salonu olan, tesisi olan, artık imkanların çok bol olduğu bir ülkedeyiz. Yetişmiş insan gücümüz olduğuna inanıyorum ve spor ekonomimizin de çok güçlü olduğuna inanıyorum. Bu tamamen handbolun algısıyla ilgili. Ben tüm ve ekibim, yönetim kurulum, tüm programımızı uzun vade üzerine kurguluyoruz. Ve bu süreç içerisinde bizim hedefimiz mutlaka ve mutlaka hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa'nın ilk 10 ülkesi içerisinde yer almak. Bu çok kolay bir hedef değil. Çünkü handbol bir Avrupa sporu ve handbol Avrupa'da çok önemli bir yerde. Birçok ülkede futbolun ardından ikinci, birçok ülkede basketbolla yarışıyor. Hedeflerimiz mutlaka ve mutlaka Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerine katılmak hem kadınlarda hem erkeklerde. Ve bunun sonucunda da takibinde de olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah bunun için tüm altyapı çalışmalarını yapacağız.
Sayın Başkan, tabii ki en önemli konulardan biri de spor dallarının marka değerleri. Baktığımızda futbolun zaten dominantlığı, hegemonyası tüm dünyada var. Evet. Ama bunun arkasında ülkemizde bir voleybol gerçeği oluştu. Basketbol gerçeği zaten vardı. Handbolun burada marka değerinin yükseltilmesi anlamında ne gibi çalışmalarınız var? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz ilk defa kurumsal iletişim ve pazarlama departmanını kurduk. Burada sponsorluk çalışmalarına başladık. Medyada daha çok var olabilmek için çalışmalar yaptık. Şöyle bir örnek vereyim. Ekim 2021 ile Ocak 2022 arasında, yani bu 3 aylık periyotta reklam eş değerimizi 36 kat arttırmışız. Yani o kadar net bir rakam verebilirim yaptığımız çalışmalarla. Tabii ki yolun daha başındayız. Çok daha büyük hedeflerimiz var. Sponsorluklarla, reklam eş değeriyle, marka itibarımızla var olmak ve pastayı büyütmek zorundayız. Güçlü kulüplerimize destek olup güçlü kulüpler olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de olağanca hızımızla çalışıyoruz. Tabii bütün takımların, tüm branşlardaki takımların belli bütçeleri var. Ortalama bütçelere sahip. Merak ettiğim konu şu. Mesela Türk hem erkeklerde hem de kadınlarda bir ortalama verecek olursak bir takımın bütçesi aşağı yukarı ne kadar? Hangi mevlalardan bahsediyoruz? Çok fazla bütçeler hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü düşük bütçelerle hareket ediliyor ama yani şöyle söyleyebilirim. 3 ile 10 milyon Türk lirası arasında değişiyor diye söyleyebilirim. Milli takımlar düzeyinde özellikle kadınlar ve erkeklerde özlenen, beklenen başarı bir türlü gelmedi. Bunun temel sebebi neydi sizce ve siz bu sorunları çözme anlamında ne gibi adımlar atıyorsunuz? Şöyle bir öz eleştiri yapmamız lazım. Ben hiçbir zaman geçmişteki yapılanlarla ilgili farklı noktalara değinmem. Handbol her zaman biz olarak adlandırırım. Bunlar bence bizim hatalarımız. Handbolu sporcularımızın, antrenörlerimizin hayatlarının merkezine almalarını sağlayamamışız. Bence birinci problem. Profesyonellik anlamında evet, mı konuşuyoruz? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yani şimdi rakiplerimiz saydığınız işte Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka handbolla yaşıyorlar. Hayatları handbol merkezinde yaşıyor. Bizde ise handbol biraz ikinci, biraz bazen de üçüncü spor, üçüncü ilgi alanı oyuncularımız, antrenörlerimiz için. Bunu merkeze almamız lazım. Tabii bunu merkeze alabilmeleri için de bizim doğru şartları ortaya koymamız lazım. O yüzden biraz önce işte pastayı büyütmemiz lazım. Güçlü ekonomileri olan kulüpler yaratmamız lazım dedim ki o sporcu ve antrenörlerimize bu imkanları sağlasınlar ve o sporcu ve antrenörlerimiz de merkeze handbol alsın. Bir de rol modellerimiz olmalı. Rol model olacak yetenekli oyuncularımız var ki gençlerimiz handbola yeniden başlamak istesinler, handbolu tercih etmek istesinler. Tıpkı diğer branşlarda olduğu gibi handbolün de büyük talepler alan bir spor dalı olması için biz çalışmalarımızı yapacağız. Bu marka değerini aslında artırmanın yollarından biri de bahsettiğiniz gibi bu lejyonerlerin de aslında sayısını artırmak. Sayın Başkan, ilk ağızdan duymak isterim. Ben bilmiyorum gerçekten tam sayıyı. Şu anda yurt dışında oynayan, Türkiye'de yetişip yurt dışında oynayan kaç voleybolcumuz var? Handbolcumuz var, affedersiniz. Kadınlarda Almanya'da ve Danimarka'da handbolün ana vatanlarında oynayan iki sporcumuz var. Beyza ile Aslı. Erkeklerde de 5 tane sporcumuz var. Finlandiya'da oynayan var. İşte Makedonya'da oynayan var. Romanya'da oynayan var. Çeşitli Almanya'da oynayan var yine. Bu kadar aslında zorluklara rağmen Türkiye'de yetişip yurt dışında ülkemizi temsil etme başarısını göstermiş arkadaşlarımız var ki birçok genç sporcumuza örnek olabilecek rol modellerimiz olduğuna inanıyorum ben. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Gerçekten çok güzel konuştunuz. Bu temennilerle de aslında bu röportajımızı burada sonlandırabiliriz. Biz de bu yolda size başarılar dileyelim. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle TRT Spor'a, TRT Spor Yıldız'a, handbola sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Geliştirebilmek için handbolun ortamını, canlı yayınları ve medyada var olma sayılarını, sürelerini ve kalitesini bizler de bir ekip olarak sizlerle olumlu ve sinerjik bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.